Buhara Hanefiliğine geldiğimiz zaman Buhara Hanefiliği kavramının doğrudan bir fakih ya da bir olayla tayin etmek çok mümkün görünmüyor. Fakat onların Semerkant'tan ayıran en önemli şey kelam ilmine ve özelde akli ilimlere mesafeli bakış açıları. Nitekim Ebu'l-Yusr el-Pezdevi kendi döneminde yaşadığı bölgedeki fukahanın ve imamların çoğunun kelam ilmini yasakladığından dert yanıyor. Bu ifadeler Semerkandi'nin mukaddimesinde, bu mizanın başında Hanefilerin usul yazım metotlarıyla ilgili tenkitleriyle bir uyum içinde. Çünkü Semerkandi bazı usulcülerin furu meselelerini merkeze alıp kelamda derinleşemedikleri, bu yüzden de telif ettiği eserlerde mezhebin kelami asıllarıyla örtüşmeyen sonuçlara ulaştığını, bu yüzden hakikaten Hanefiliği temsil edenin Semerkant meşayihi olduğunu dile getirmiş oluyor. Burada hemen belirtilmesi gereken bir husus da bölgesel isim verilen Buhara ekolünün aslında aynı coğrafyadaki Hanefi fakirlerin hepsini birden kapsamadığıdır. Çünkü mesela Ebu'l-Yusr el-Pezdevi usulcü, kardeşi Ebu'l-Yusr el-Pezdevi de kelam metni yazmış bir kelamcı. Fakat onlar bile bazı usul meselelerinde farklı sonuçlara ulaşabiliyorlar. O yüzden bütünüyle yeknesak bir yapı olmasa da genel tavırları itibariyle Semerkant'tan ayrıldığını söyleyebiliriz. Yani tek düze bir Maverenler usul geleneği değil de Semerkant ve Buhara'dan müteşekkil bir usul geleneği şeklinde tarif etmek daha doğrudur. Buharalıların dedik ki özellikle usulcülerin de Semerkant'tan ayrışma noktaları var. Serahsi ve Pezdevi üzerinden bunu tarif etmek gerekirse onların Maturidi'nin görüşlerini kelami açıdan da usulde olduğu gibi kelamda da benimsemediklerini söylemek mümkün. Nitekim bu zikri geçen iki isim Pezdevi, Serahsi bunlar hüsn-i kubu nakliliğini kabul etmiyorlar. Ayrıca tekvin sıfatını da kabul etmeyerek bazı yönlerden eşarilere meylettiklerini düşündürüyor. Fakat tabi bütünüyle eşari de değil bu iki usulcü. Genel olarak Hanefi itikadı dediğimiz Belh'ten, Buhara'dan, Buhara alimlerinden artık bir sistem olarak devam eden asılları benimsiyorlar. Eşarilere tamamen muvafakat etmiyorlar. Fakat Maturidi'ye de tam olarak muvafakat etmediklerini görüyoruz. Bu birkaç asır içinde Buharalı'nın Hanefiliğinin Eşariliğe yaklaşmasında ilmi, siyasi, sosyolojik birçok etkenden bahsedebiliyoruz. Bunlardan en önemlilerinden biri Semerkant Maturidi yani kelam merkezi usul geleneğinin baskılanması sonucu Ehl-i Sünnet'in diğer önemli temsilcisi olan Eşariliğin Selçuklu tarafından desteklenmesi, bölgede güçlenmesi zikredilebilir. Bununla birlikte Buhara Hanefiliği fıkıh ve fıkıh usulünde gösterdiği başarıyı kelami tavırda yakalayamamıştır. Nitekim muzabıt bir kelam sistemi ortaya koyamadıkları için, usulde yaptıklarını kelamda yapamadıkları için özellikle Hicri 7. asırdan itibaren artık neredeyse Maturidilik Hanefi itikadının tek temsilcisi haline gelmiştir. İsimler üzerinden konuyu konuşacak olursak en önemli isim Buhara fıkıh usulü geleneğinin en önemli ismi Debusi'dir. Çünkü Hanefi fıkıh usulünde daha sonra yaygın bir kabul gören elfaz bahislerinde gördüğümüz o dörtlü taksimler, nefsül vücub, vücub ile daha ayrımı gibi birçok kavramı ilk kez sistemleştiren isim Debusi'dir. Semerkant Hanefileri tarafından Mutezili eğilimlerini bildiğimiz bu Irak usul geleneğinin kabulleri Maveronlere taşıdığı için Debusi eleştirilere maruz kalmış. Hakikaten Irak'la büyük ölçüde uyumlu bir usul çizgisi var Debusi'nin. Fakat Debusi'den sonra Pezdevi ve Serahsi ile birlikte illetin tahsisi gibi bazı itizal eksenli usul görüşlerinin ayıklandığını ve günümüze ulaşan, günümüzde kabul gören son şeklini aldığını görüyoruz. Debusi, Irak Hanefiliğinden ciddi şekilde beslenmiş. İlim silsilesi kanalıyla görüyoruz. Takvimül Edille'de mesela Kerhi ve Cessas gibi Irak usulcülerinden birçok nakiller yapıyor. Tek kanalı ilim silsilesi değil, ailesi aracılığıyla da gördüğümüz kadarıyla Irak görüşlerine ciddi şekilde vakıf Debusi. Nitekim babası Ömer bin İsa et Debusi'den Irakların görüşlerini naklediyor. Yani ailesi yoluyla da Irakların görüşlerine vakıf olmuş. Debusi Irakların sonuçlarını yani tercihlerini devam ettirse de Iraklılar gibi kelami bir arka plan üzerinden açıklamayı değil de daha çok fıkıh ve diğer ilimlerle ilişkili şekilde bu usul yazımını geliştiriyor.
Muhtemelen Debussy, Irakların itizal eksenli istidlal yönteminin risklerinin farkına vardı ve bundan dolayı yazım metodunu, mecrasını değiştirmeye çalıştı. Dolayısıyla bu Debussy'den Irak'a geçişte, Irak'tan Debussy'ye geçişte gördüğümüz değişimi ben bilinçli bir tercih olarak okuyorum. Bazı alimler veya hocalarımız aslında Debussy Irak içinde Irak'ın devamı gibi belki algılayabiliyor. Öyle konumlandırmak istiyor. Fakat benim kanaatim Buharalılar içinde yer almasının daha doğru olduğu. Çünkü onun getirdiği bu yenilikler, taksimler Buhara'da bütünüyle neredeyse kabul görmüş. Bu manada Buhara usulüne çok ciddi etki etmiş. Ayrıca itizale meyletmemesi, mutezile görüşlere sahip olmaması dolayısıyla ben Irak Hanefileri, Irak usulcüleri içinde konumlandırmayı daha doğru buluyorum. Debussy'nin kimi zaman itizalle, mutezile ile ilişkilendirildiğini görüyoruz. Fakat benimce bu ilişkilendirme çok doğru değil. Çünkü takvimül edille metninde hüsn kubuh, aklın imanı vacip kılması gibi meselelerde mutezileye eleştirileri var. Aklın müstakil bir hüccet olarak kabul edilmesine eleştirileri var. Ayrıca El-Emedül Aksa'da mutezileye muhalefet ettiği kelam açısından birçok yer var. Mesela Ruhiyetullah görüşünü savunuyor. Ruhiyetullah'ın mahiyetini tam olarak bilemeyeceğimizi, hakikatin Allah'a tevhiz etmemiz gerektiğini söylüyor. Kader konusunda Cebriye yahut da Mürciye gibi bir tavır takınmanın doğru olmadığını, doğru görüşün İmam-ı Azam'ın orta yolu olduğunu savunuyor. Fasıkların ebediyen cehennemde kalmayacağını söylüyor. Usul eserinde mesela iman tanımında imanı kalb ile tasdik olarak nitelendiriyor. Ameli imandan bir cüz saymıyor. Büyük günahın kişiyi küfre götürmeyeceğini söylüyor. Dolayısıyla bu bütün görüşleri bir arada düşünüldüğü zaman Debussy'nin bu tezileden olmadığı net bir şekilde söylenebilir. Debussy'nin vefatından sonra takvimül edille'ye yapılan bazı çalışmalar var. Bunların önemlerinden bir kısmı. Birincisi Pezdevi'nin bir takvimül edille şerhi olduğunu biliyoruz. Yazılmış ve Abdülaziz el-Buhari de orada nakillerde bulunuyor. Bir diğeri Alaaddin es-Semerkandi. Mizan'da bunu şerh etmeye niyetli olduğunu söylüyor. Fakat anladığımız kadarıyla bunu tamamlamaya muvaffak olamamış. Bir diğer çalışma Ersebendi'den, vefat Hicri 512. Debussy'nin usulünü ihtisar ediyor. Bu şekilde 3 tane ben çalışma tespit edebildim. Debussy'den sonra Pezdevi Serasi'ye geldiğimiz zaman Pezdevi bence Debussy'den sonraki en önemli ikinci isim. Usul eseri Kenzül Vusul'da Serasi'nin usulüne göre çok daha fazla rağbet görmüş. Pezdevi Kenzül Vusul'ü muhtasar bir metin olarak yazıyor ve bundan dolayı gerçekten ibareleri kapalı, kimi zaman muğlak. Buna binaen birçok alim bu esere şerh yazmış. Daha da önemlisi etki açısından El-Müntehab, El-Menar gibi temel usul kitapları tertip ve tercihleri açısından Serasi'den çok Pezdevi'nin metnini esas alıyorlar. Fakat buna mukabil Serasi'nin eseri üzerine yapılan bir şerh, ihtisar tarzı herhangi bir çalışma bilmiyoruz. Serasi Mebsut'un yazıyor meşhur eserini. Sonrasında fıkıhta takip ettiği yöntemin anlaşılması için usulünü yazdığını kendi mukaddimede söylüyor. Serasi'nin eseri de Pezdevi'ye göre daha sade ve ifadeleri genel olarak daha açık. Pezdevi, Debussy aracılığıyla Irak'tan Maverönnehir'e taşınan kelam temelli görüşleri de Ehl-i Sünnet Hanefi düşünce yapısıyla çelişkiler barındıran bazı görüşlerde farklı tercihlerde bulunuyor. Ve bu yönden Hanefi usulünün gidişatını, mecrasını değiştirmiş oluyor. Nitekim Pezdevi'nin mukaddimesinde, ilk usulünün giriş kısmında yoğun bir şekilde Hanefiliğin ve Ebu Hanife'nin itizalden tezkiyesiyle başlıyor. Ki bu net bir Ehl-i Sünnet tavır olduğu gibi az önce söylediğimiz Mutezile'nin o bölgede, o dönemde artan etkisinin de bir neticesi olarak okunabilir. Ebu'l-Yusr el-Pezdevi var, bir diğer usulcu. Ebu'l-Yusr'ün kardeşi. Buhara meşayihinden olduğunu düşüneceğimiz bir üsluba sahip. Genel olarak usulî tercihlerinde Buhara meşayihi gibi düşünüyor. Bir eseri yayınlandı. Marifet-i Hucici Şer'iye. Evet, Ebu'l-Yusr el-Pezdevi'nin bir eseri var, fıkıh usulü eseri. Fakat bu eser gerçekten bu isimle mi? Muhakkik bu ismi nasıl tespit ettiğini belirtmemiş. Ayrıca Abdülaziz el-Buhari'nin Ebu'l-Yusr'dan yaptığı nakiller var. Kendi usul kitabından.
Bu nakledilen ifadeleri de yayınlanan Marifet Hücud-i Şer'i kitabında göremiyoruz. Dolayısıyla böyle bir eser varsa da baskısı olan Marifet Hücud-i Şer'iyenin gerçekten Ebu Yusr'e kesin olarak ait olduğuna dair bazı şüpheler var. Yine Buhara içinde konumlandıracağımız bir diğer usulcü Üsmendi. Aslında kelamda Maturidi olduğunu bildiğimiz halde usul tercihlerinde yine Buharalıları takip eden isimlerden biri. Fakat enteresan bir şekilde eserinin tertibi, başlıkları neredeyse Mu'temed'in aynısı. Fakat kelami konular geldiğinde Mu'tezile'ye muhalefet ederek Maturidi görüşleri savunduğunu da görüyoruz. Pezdevi'den Sadr-ı Şeria'ya gelene kadar Pezdevi'nin usulüne birçok şerh yazılmış bu dönemde. Yani Buhara usulünün devamı açısından 6. asır ve sonrasında birçok çalışma yapılmış Pezdevi'ye. Bunlar için de özellikle Keşfül Esrar çok ayrıcalıklı bir yere sahip bence. Bu eserin en önemli kaynaklarından biri Sığınaki'nin Pezdevi Şerhi El-Kafi olduğu düşünülüyor. Buhari'nin eseri yani kendinden önce yazılan ve günümüze de birçoğu ulaşmayan usul eserlerinin bir hülasası mahiyetinde. Sadece Buhara Hanefiliğin değil, Semerkant Meşayihinin de nadir eserlerinden birçok nakiller yapıyor ve bu yönden tam bir usul ansiklopedisi, Hanefi usul ansiklopedisi gibi değerlendirebilir. Ben Semerkant usul görüşleriyle ilgili araştırmalar yaparken günümüze ulaşmayan kitaplar ve görüşlerin hatırı sayılır bir kısmını Keşfül Esrar'dan tespit etmiştim. Buhari dışında Hamidettin Ettarir'in Fevaidül Pezdevisi var. Önemli bir Pezdevi şerhine. Erzincani'nin de Tekmili var. İtkani'nin Eşşamili var. Bunların birkaçı yayınlandı. İtkani'ninki doktora tezi olarak çalışıldı ama yayınlanmadı. Oldukça önemli bir eser Eşşamil. Yine ansiklopedik bir eser diyebiliriz. Nihayetinde Buhara Hanefili'nin hülasasını şöyle yapabiliriz. Hanefi Mutezili imajından rahatsız olan Maverönler uleması mezhebin fıkıh usulü görüşlerinden itizalden arındırılmasında iki farklı yol takip ediyorlar. Semerkant Meşayihi kelami meseleler ekseninde bu etkiyi bertaraf etmeye çalışırken Buharalılar derin kelami tartışmalara girmeden bazı konuları zımnen üstünü örterek daha çok furu fıkıh zemininde Mutezile'ye karşı durmaya çalıştıklarını söyleyebiliriz. Bu yüzden özellikle Hicri 6. asırdan sonra Buhara Meşayihini takip eden Hanefi usul yazım geleneği meselelerin kelami arka planını gündemden çıkarmış oluyor. Yani sadece Buharalılar üzerinden veya müteahhir dönem usul eserlerinden okuma yaptığımız zaman ilk 4-5 asırdaki kelami tartışmaları çok fazla göremiyoruz. Debusi ile başlayan Buhara Hanefiliği sürecinde Irak Mu'tezile Meşayih'in usul görüşlerinin bir kısmının Hanefi usulüne sirayet ettiğini söyleyebiliyoruz. Yani Debusi kendisi Mu'tezile olmasa da Irakların görüşlerini oraya taşımış. Ki Semerkant Meşayih'i da Irakların ve sonrasında Buharalıların fıkıh usulünde kabul ettiği bazı hükümlerin kelami ilkelerden bağımsız düşünmenin mümkün olmayacağını ve bu yüzden mezhebi tam olarak doğru bir şekilde temsil edemeyeceğini söylüyorlar. Yani netice olarak baktığımız zaman Semerkantların konuya daha hassas, daha dakik yaklaştığını, hem fıkhı hem de kelamı dikkate aldığı göz önünde bulundurulursa Buharalılardan daha başarılı, daha şumullü bir usul perspektifine sahip olduğunu söylemek mümkün. Ama dediğimiz gibi bazı tarihi, ilmi şartlar dolayısıyla Buhara Meşayihinin usul metodu mezhebin merkezine yerleşmiş oluyor. Müteahhir döneme geldiğimiz zaman yani Pezdevi'den sonra Buhara çizgisini devam ettiren muhtasar eserler var. Bunlardan biri Hüsamettin Ahsiketi'ye ait Müntehabül Hüsami veya Müntehabül Ahsiketi şeklinde, El Mütehab şeklinde çeşitli isimler almış. Bu eserde Pezdevi'nin metni esas alınmış fakat muhtasar bir eser. O yüzden kelami meselelere de çok girmiyor. Birçok da şerhi var tarihsel süreçte. Şerhlerden bir tanesi Ebu'l-Bereket En-Nesefi'ye ait Mütehab şerhi basılmış durumda. Yine Abdülaziz el-Buhari'nin Keşfül Esrar'ı yazdıktan sonra Gayetü Tahkik ismiyle bu müntehab metnini şerh ettiğini görüyoruz. Şemseddin Semerkandî'nin de Buhari'nin bu şerhine bir haşiyesi var ki daha çok kelami felsefi tenkitleri içeriyor.
Bir diğer muhtasar, Mütahap'tan sonraki bir diğer muhtasar El-Muni. Yine büyük ölçüde Pezdevi usulündeki tertibi esas almış. Bu iki eserin konu başlıkları dahi her ikisi de Pezdevi esas aldığı için birbirine yakın. Fakat bu ikisi arasındaki en belirgin fark, Huruful Meani konusunu Habbazi eserinin sonuna alıyor. Bu yönden tertibini biraz Pezdevi'yle değiştirmiş oluyor. Bu eserin de Muni'nin de birçok şerhi var. Bunlardan en önemlilerinden birisi Mu'tezili Harezm Mu'tezilerinden Kani'nin şerhi. El-Muni'ye yaptığı şerh oldukça rağbet görmüş. Yazma eserler kütüphanelerinde çok sayıda nüshalar var. Bu da eserin bir rağbet gördüğünü düşündürüyor. Müteahhir dönemde Memzuç metot dediğimiz Hanefiler içinde Memzuç metot ismiyle farklı bir yazım şekli gelişiyor. İbn-i Saati'nin Bedi'ün Nizamı bunun öncülüğünü yapıyor. İbn-i Saati Amidi'nin ihkamıyla Fahrül İslam Pezdevi'nin Kenzül Vusulü'nü özetleyip bazı ilavelerle birlikte telif ediyor. Bu eser Hanefiler içinde Memzuç metodun ilk örneği kabul ediliyor. Memzuç metotta olduğu için hem Hanefi hem de Şafiler tarafından şerh edilmiş. İbn-i İmam'ın da Bediüzzaman'a bir şerh olduğunu biliyoruz. 8. asırda vefat eden önemli isimlerden birisi Rükneddin Es-Semerkandi, Cami-ül Usul eseri var. Hilaf ilmiyle ilgili dense de eser yayınlandı. Eserden gördüğümüz, net bir şekilde gördüğümüz bunun bir fıkıh usulü eseri oldu. Şafilerle Hanefilerin usul anlayışlarını mukayese ediyor. Fakat diğer kendi dönemindeki usulcülerden farklı olarak tercihlerinde Maturidi Semerkant görüşlerini takip ediyor. Bu açıdan belki son isim. Fakat eserin tertibinde başlıklarında Razi'nin mahsulünü esas aldığı söyleniyor. Ebu'l-Bereket En-Nesefi malum meşhur usul metni Menar'la birlikte Pezdevi'nin Kenzül Vusulü ile Serasi'nin usulünü birleştirerek ama daha çok tertiplerde Pezdevi'yi esas alarak telif ediyor. Bu eser üzerine belki sayılamayacak kadar muhtasar, şer, efendim nazım şeklinde birçok çalışma yapılıyor. Uzun asırlar boyunca ders kitabı olarak da tercih edilmiş ve bundan dolayı haklı bir şöhrete ulaşmış. Hindistan'dan Kuzey Afrika'ya, Orta Doğu'dan Balkanlara kadar yani hemen hemen tüm İslam coğrafyasında yayılmış bu eser ve üstüne çalışmalar yazılmış. Mesela meşhur şerhi, Menar Şerhi Molla Civen'in Nurul Envar, Babür medreselerinde müfredatta yerini almış bir eser. Fakat Menar'da yapılan tarifler, tasnifler, furudan getirdiği örnekler kimi zaman tenkit konusu olmuş. Bu açıdan bakıldığında az sonra daha detaylı inceleyeceğiz. Molla Hüsrev'in Mirkat'ı Menar-ül Envar'a göre çok daha nitelikli bir metin olduğu söylenebilir. Menar'a müellifin kendisinin bir kısa bir de uzun olmak üzere iki adet şerhi var. Ayrıca yine Ebu'l-Berekat'ın Müntehap şerhi var. Menar şerhlerinden İbn-i Melek şerhi ön plana çıkıyor. Bunda Şafii ve Maliki görüşlerine de yer vererek zaman zaman Nesefi'yi de müellifi de tenkit ediyor. Yine bir diğer ülkemizde de mütedavil olan rağbet gören eserlerden biri Akhisari'nin Semtül Vusulü. Akhisari tertibini yani bu Menar'ın tertibini değiştirerek önce Semtül Vusul adıyla ihtisar ediyor. Daha sonra buna bir şerh yapıyor. Katip Çelebi de Akhisari'nin Menar üzerine yaptığı bu çalışmayı tenkih ve tavdihten yaptığı eklemelerle gayet güzel tertip ve düzen içerisinde ihtisar ettiği şeklinde bir övgüsü var. Hicri 8. asra yani Sadr-ı Şeria'ya geldiğimiz zaman tenkih ve tavzih şeklinde iki eseri olduğunu görüyoruz. Önce tenkihi yazıyor. Pezdevi'nin Kenzül Vusulü'nü aslında esas alıyor. Ama kitapta Razi'nin mahsulü ile İbn-i Hacib'in muhtasarındaki konularında özetini vermiş oluyor. Yani bu bir bakıma Hanefi mütekellim metotlarını meczedecek Memzuç metotta yazılmış ama tabii ki tercihlerinde Hanefi Buhara meşayihini takip ediyor. Mühellif daha sonra eserin rağbet görmesi dolayısıyla Tavzih isimli bir şerh yazıyor kendi kitabına. Metinde yani yaşadığı süre, hayatta olduğu süre boyunca bu metne de ilavelerle genişletiyor ve nihayetinde olgunlaşmış bir metin olarak ortaya çıkıyor. Kendinden sonraki usul düşüncesini ciddi şekilde etkilemiş Sadr-ı Şeria ve
medreselerin temel kitapları arasında yerini almış. Bundan dolayı birçok üzerine şerh haşiyeler var, talikler var. En meşhurlarından biri de malum olduğu üzere Sadr-ı Taftezani'nin Telvihi. Telvih'te Sadr-ı Şeria'nın metninde yaptığı değişikliklere de işaret ediyor Taftezani. Bu açıdan oldukça önemli bir şerh. Aynı zamanda Sadr-ı Şeria eleştirileri dolayısıyla Hanefilerin ilgisini çekmiş. Taftezani'nin bu tenkitlerine birçok haşiyeler yazılarak Hanefiler tarafından cevaplar veriliyor. Sadr-ı Şeria kendi dönemine kadar birçok alimin Pezdevi'nin eseriyle yoğun bir şekilde ilgilendiğini, fakat bazı alimlerin buradaki ifadeleri eleştirdiğini görünce eseri ayıklayıp yani tenkih edip yeniden düzenlemek istediğini, Pezdevi'nin maksadını açıklamaya, anlaşılır kılmaya çalıştığını, aklın kurallarına göre eserin esaslarını belirleyip taksime tabi tuttuğunu söylüyor. Yani eserin merkezinde aslında Pezdevi'nin Buharalıların görüşlerini ihya etme düşüncesi var. Sistematik yönden diğer usul eserleriyle benziyor. Fakat kitapta özellikle Fahrettin Razi sonrası Horasan ve Maverönnehir'de gördüğümüz mantık, kelam, belagat ilimlerinin terminolojisi ön plana çıkarılmış. Mantığı usulün mukaddimesi olarak gören anlayışa uygun bir şekilde mantık dilinin esere aktarıldığını görebiliyoruz. Peki Sadr-ı Şeria'nın getirdiği en önemli yenilik ne? Benim kanaatim buradaki en önemli yenilik Mukaddimetül Erba kısmının eklenmesi. Sadr-ı Şeria dört temel esastan, kelamla ilişkili bu dört temel esastan değerler felsefesinin temel konularından biri olan hüsn-i kubuh problemini bir varlık meselesi olarak izaha çalışıyor ve burada Maturidi anlayışının fikri temellerini savunuyor. Eşariye de tabi ağır eleştiriler yöneltiyor. Bu bölüm Taftazani tarafından geniş bir şekilde ele alınmış, şerh edilmiş. Zamanla Taftazani'ye de verilen cevaplar ve müstakil Mukaddimetül Erbaa eserleriyle birlikte bir literatür oluşuyor. Kitap Osmanlı'da da oldukça rağbet görmüş. Özellikle Sadr-ı Şeria'nın kitabı Osmanlı'da müderris seçimi için, ki Mukaddimetül Erbaa yine bunun başında geliyor. Müderris seçimi için imtihan kitabı haline geliyor. Sadr-ı Şeria'nın tenkitte takip ettiği yöntem bir mukaddime, iki bab ve bir hatime şeklinde tasarlanıyor ki bu özellikle Osmanlı ulemasında modern döneme kadar takip edilen bir yazım metodu. Bir diğer önemli usulcü Molla Fenari Fusulül Bedai eserini yine memzuç metotla yazıyor. Hanefi ve Şafiilerin kurallarını bir araya getirip eserini bir giriş, Fatiha ve bir matlab olarak iki bölümde telif etmiş. Eser geniş, muhtasar sayılmayacak ölçüde geniş ve kendi ifadelerine göre eseri 30 yılda tamamlamış. Yani 30 yılda yazılmış bir fıkıh usulü kitabından bahsediyoruz. Bu da müellifin eklemelerle, tasihlerle gayet olgunlaşmış bir metin aslında ortaya koyduğunu ifade ediyor. Molla Fenari kimi zaman mezhep içindeki görüşlere de tenkit ve tercihlerde bulunuyor. İbn-i Hümam Et-Tahrir fi ilmil usul eserini yine memzuç metoda göre yazmış. Tabi kendi tercihleri var. Yani İbn-i Hümam farklı bir isim, orijinal bir isim. Furu fıkıhta tam olarak Hanefi değil. Gördüğümüz kadarıyla kelamda da tam olarak Hanefi değil. Bu farklı zihin yapısını fıkıh usulü kitabında da takip ediyoruz. O yüzden herhangi bir Hanefi meşayih grubuna tam olarak yakın durduğunu söylemek zor ama tercihlerinde Buhara'ya diğerlerinden daha yakın olduğu söylenebilir. Osmanlı dönemi alimlerimizden Molla Hüsrev, Mirkat ve buna yaptığı şerhi Mirkat'la Sadr-ı Şeria'yı model alıyor. Yine aynı Sadr-ı Şeria'daki gibi bir mukaddime, iki bab ve bir hatime şeklinde eserini tasnif ediyor. Mirkat metninin benim kanaatim mesela Menar'a üstün olduğu, ondan daha ayrıcalıklı olduğu bazı kısımlar var. Bir kere öncelikle şunu belirtmek lazım. Molla Hüsrev kendinden önceki bütün usul görüşlerini büyük ölçüde incelemiş ve yeniden dizayn etmiş. Eserin tertibini yeniden yapmış. Eser akıcı bir dille yazılmış. Arap serikası olanlar için özellikle bu daha iyi anlaşılabiliyor. Diğer metinlerde ezberlemenin zorlaştığını gördüğümüz halde Mirkat metni gerçekten ezberlemeye çok müsait akıcı bir üslupla yazılmış. Fakat devrin şartları dolayısıyla baş tarafta özellikle mantık dilinin, mantık meselelerinin de ciddi bir hakimiyeti olduğu var.
Molla Üstev Nesefi'nin menarına yapılan tenkitleri de dikkate alarak oradaki hataları tekrar etmemeye çalışmış. Mirat'ta özellikle bu hataları tahsiye etmeye yönelik açıklamalar var. O yüzden daha az kusurlu bir metin olduğunu düşünüyoruz. Ve metinde belki yaptığı bazı eksiklikleri de şerhte gidermeye çalışmış. Fakat bir şekilde aslında hak ettiği ilgiyi görememiş. Yani Anadolu'da biliniyor, tedrisatta merkezi bir yer işgal etmiş. Birçok şerhler, haşiyeler yazılmış Anadolu coğrafyasında. Fakat menar gibi dünya çapında, İslam dünyasında yaygınlık ve şöhret kazanamamış. Bu belki yani Molla Hüsrev'in Anadolu'da biliniyor olmasıyla, Arap dünyasında çok tanınmamış olmasıyla ilgili. Diğer yandan yani Ebu'l-Bereket en-Nesefi'nin bir şöhreti var. Bu şöhreti dolayısıyla belki menar metni daha çok tercih edilir bir hale gelmiş. Molla Hüsrev usta bir usulcü gerçekten ama tabi Sadr-ü Şeria gibi birinci tabakadan bir usulcü olduğunu söylemek zor. Belki görev alması, resmi görevler alması, bu resmi görevlerde harcadığı mesai onun ilerlemesine mani olmuş denilebilir. Osmanlı döneminde bir diğer önemli usul metni Veciz, Kirmasti'ye ait, Hicri 10. asırda vefat etmiş. Ve bir diğeri Zübdetül Usul, bir diğeri Usulül Ahkam. Genelde bu eserlerini Kirmasti memzuç metoda göre yazıyor. Fakat memzuç metotta zikredilen bazı bölümleri çıkararak özgün bir yazım metodu oluşturmuş. Zübdetül Usul ve Veciz muhtasar eserler. Diğer mezheplerin ve fırkaların görüşlerini de aktarıyor ve kimi zaman usul konusunda tercihlerde bulunuyor. Saçaklızade tarafından bir hayli övgüye mazhar olmuş bir eser. Kendi dönemine kadar yazılan en iyi muhtasarlardan biri olduğunu düşünüyor El-Veciz'in. Hicri 12. asra geldiğimiz zaman Hadimi Mecamül Hakaik'le hem başarılı bir usul eseri ortaya koyuyor hem de bir yenilik getiriyor. Eseri bir mukaddime, iki bölüm ve hatimeden meydana getirmiş. Aslında burada Sadr-ü Şeria Molla Hüsrev çizgisini devam ettiriyor. Fakat onun getirdiği yenilik hatime bölümüne koyduğu 154 adet külli kaide. Müellif bunları İbn-i Nüceym'in eşbahından, Kerhin'in usulünden bazı ilaveler bulunmak suretiyle meydana getirmiş. Ve buradaki kaideler büyük ölçüde mecellenin mukaddimesine yansıtılmıştır. Mecelle mukaddimesindeki o külli kaidelerin en önemli kaynağı aslında Hadimi'nin Mecamül Hakak isimli usul eserinin sondaki bu külli kaideler kısmıdır. Hadimi'nin eseri Osmanlı eserinde Molla Hüsrev'in miratının yerine geçecek kadar meşhur olmuş, bir rağbet görmüş. Hatta Cevdet Paşa Mektebi Hukuk müfredatına önce Molla Hadimi'nin Mecamül Hakak'ını koymayı uygun görmüş. Hadimi sunması modern dönem usul anlayışlarına da Hanefi mezhebiyle usulüyle ilişkisi açısından bir göz atmamız yerinde olacaktır. Modern dönem deyince neyi kastediyoruz? Bana göre Tanzimat sonrası Osmanlı için, Batı'ya göre de sanayi devrimi sonrası modern dönem olarak anlaşılabilir. Modern dönemde Mısır ve çevresinde gelişen günümüze kadar da devam eden bir yazım metodu var. Bir de Osmanlı'da Tanzimat sonrası ilerleyen bir usulle ilgili süreç var günümüze gelene kadar. Öncelikle Mısır'da neşet eden bu modern usul düşüncesine bakmak isabetli olacak. Çünkü Muhammed Hudari Bey'in 1905 yılında yazdığı usul fıkıh eseriyle tabiri caizse yeni bir dönem, modern dönem başlıyor. Bu telif yönteminin yani niye diğerlerinden ayrı değerlendiriliyor? Bu telif yönteminin bir iddiası var. Onlara göre bu ibaresi kolay olmalı, açık anlaşılır olmalı kadim dönemdeki eserlerden farklı olarak. Güncel, anlaşılır bir üslup tercih edilmeli. Muğlak, netameli ifadelerden olabildiğince kaçınılmalı. Sadece kelami mantıki yönü olan önermelerden, onların ifadesiyle kısır tartışmalardan uzak durulmaya çalışılıyor. Ve karşılaştırmalı olarak mezhepsel kaygılar taşımadan konular ele alınıyor. Böyle bir iddiayla yola çıkıp mekasid-i şeriaya önem veriliyor. Pozitif hukuk muktesabatından ve yasal mevzuatla bağlantı kurarak eserlerini telif ettiklerini iddia ediyorlar. Zikri geçen bu akıma dair usul eserleri bazı olumlu yönleri yanında
eleştirileri de beraberinde getiriyor. Bu yönteme yapılan eleştiriler şu şekilde: müstakil bir telif yöntemi sayılabilecek kadar metodolojik bir açılım getirmediği, tasnif, içerik, verilen örnekler bakımından geçmişin bir devamı olduğu, mütekellim ve fukaha metodunun basitleştirilmiş, kendince kolaylaştırılmış, birbirine kaynaştırılmış bir versiyon olduğu. Bir diğer eleştiri aslında yapılan işin, ortaya konulan işin bazı usulî meselelerden güncel bir dille yeniden bir metin üretmek şeklinde olduğu. Yani hülasasıyla fıkıh usulüne orijinal bir katkı sağlamadığı şeklinde eleştiriler geliyor. Ayrıca müellifler mütekellim, yani Mısır bölgesi, belki Şafii ekolünden yetiştikleri için mütekellim metodunu esas alıyorlar ve bundan dolayı da kimi zaman Hanefi usulcüleriyle, Hanefi mezhebinin usul geleneğiyle ilgili olumsuz, haksız bazen ithamlara yer verebiliyorlar. Devamında Hudari Bey'den sonra Zekiüddin Şaban, Abdülkerim Ezzayıdan gibi isimler aynı minvalde eserler kaleme alıyorlar. Ve yine kelamcıların mütekellim metodunu takip ediyorlar aslında. Bu eserlerde usul kurallarının delillerin ve burhanların gösterdiği yönde vaz edildiğini, yani mütekellim eserlerinde usul kurallarının delillerin ve burhanların gösterdiği yönde vaz edildiğini söylüyorlar. Bu yöntemin herhangi bir mezhep lehine taassup göstermeksizin sadece delillerin desteklediği kurallara bağlı olduğunu belirtiyorlar ki aslında bunlar Hanefi usulüne yapılan eleştirileri içermiş oluyor. Hanefiye metodunu tanımlarken de işte mezhep imamlarının içtihad ederken takip ettiği kuralların tespit edilmesi şeklinde izah ediyorlar. Hanefiler usul kurallarını tespit ederken dayandıkları esasları mezhep imamlarından nakledilen fıkhi çözümlemelere dayandırdıklarını söylüyorlar ki bu aslında olumsuz bir eleştiri. Yani mütekellim metodu daha bağımsız, daha taklitten uzak, daha özgün ama Hanefi metodu daha kendi geleneğini temellendirmek için belki biraz ön yargılı şeklinde bir yaklaşım var. Nitekim Hudari Bey'in etkisiyle özellikle bu Hanefi fukaha metodu diye tabir ettikleri usulü tesis ederken Hanefilerin aslında mezhep savunuculuğunu amaçladıkları, nasları görmezden geldikleri, mezhep imamlarının görüşlerinden hareket ederek kimi zaman çelişkiye düştükleri, kimi zaman kendi koydukları ilkeleri tadil etmek zorunda kaldıkları şeklinde, yani Hanefi usulünün daha mutaassıp bir yapıda olduğu şeklinde eleştiriler var. Fakat tabii ki bunlar hakikati yansıtmaktan uzak değil. Çünkü tarihsel süreçten biz biliyoruz. Mütekellim usulü yazıldıktan sonra yeni bir kelam anlayışı yahut da yeni bir furu fıkıh anlayışı Şafilerde teşekkül etmiş değil. Yahut da Hanefi mezhebinde tek tip bir fıkıh anlayışı var 3 ekol içinde. Fakat bunlar tek tip bir yazım metodunu takip etmiyorlar. Irak, Buhara, Meşayih gibi ekoller var mezhep içinde. Dolayısıyla furu fıkıhtan önyargılı bir şekilde, mutaassıp bir şekilde usul kaidesi ürettikleri Hanefiler açısından haksız ve tarihi vakayla da örtüşmeyen bir durum. Genelde birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de ilahiyatlarda bu modern dönem yazılan usul eserleri takip ediliyor. Fakat eleştiriler kısmında değinmiştik. Herhangi bir ekolü mezhebi esas almadığı için çok öğretici olmadığı, gerçekten istenilen faydayı sağlayıp sağlamadığı oldukça tartışmaya açık. Fakat modern dönemde Mahlavi'nin Teysirül Vusuli gibi bazı olumlu örnekler var. Bunlar modern usulü takip etmiyorlar. Kendileri geleneği daha sade, basit bir dille ifade ediyorlar. Böyle istisnaları da var modern dönemde. Tanzimat sonrası Osmanlı'ya bakacak olursak eğitim dilinin zaten Türkçeleştiğini görüyoruz. Özellikle medreselerden mekteplere geçilince, mesela hukuk mektebi gibi İslami ilimlerin bazı şubelerinin okutulduğu derslerde Türkçe eserler, Osmanlı Türkçesiyle telif eserler ortaya çıkmaya başladığını görüyoruz. Dolayısıyla hukuk mekteplerinde özellikle bu doğan ihtiyacı karşılamak için yeni eğitim sistemi nedeniyle, yani şöyle bir durum var. Yeni hukuk mektepleri açılmış, Türkçe eserlere ihtiyaç var. Bir de
medrese çizgisinden farklı olduğu için mekteplerin durumu, daha düşük seviyede öğrenciler geliyor ve eğitim süresi oldukça kısa. Bunların ihtiyacına cevap verecek şekilde düşen ilmi seviyeyi de dikkate alarak Türkçe daha basit usul eserleri yazılmaya başlanıyor. Bu eserler nihayetinde Osmanlı geleneğini takip ettiği için Mirat ve Mecami'yi daha çok esas alan Türkçe usul metinleri. Birçok usul metni var. Öncekilerin tercümesi, mesela Mirkat tercümesi gibi eserler var. Veya Mecami tercümesi gibi eserler var. Ama Mahmud Esat, Seydi Şehri ve Ali Haydar Efendi gibi bazı isimler daha müstakil eserler yazıyorlar. Tabii bunlar da yine Mirat Mecami geleneğini esas alıyorlar. Bu iki ismin özellikle Ali Haydar Efendi ve Mahmud Esat Efendi'nin usul yazımına getirdiği yenilik, mecelle ve benzeri kanun maddeleri üzerinden usulün tatbikini yapmaya çalışıyorlar. Mesela Mahmud Esat Efendi Telhis-i Usulü Fıkıh eserinin ikinci versiyonunda, bizim yayınlama fırsatı bulduğumuz geniş versiyonunda 11 adet, yani mecelle dışında 10 tane farklı kanun maddesine atıf yaparak, onlardan örnekler getirerek usulünü yazıyor. Modern dönemde hem Anadolu'da hem Mısır, Suriye gibi önemli merkezlerde değişen şartlara uyum sağlamak için bir usul arayışı içine girildiğini görüyoruz. Fıkıhta gördüğümüz bu değişim çabaları fıkıh usulüne de zamanla sirayet ediyor. Aslında başta zikretmiştik, bizzat kendisi delil olmayan, asıl dediğimiz mecazen delil olan şeyler, örf, zaruret, maslahat gibi daha çok furu fıkıhta dikkate alınan şeyler zamanın çok hızlı değişmesi dolayısıyla fazlaca vurgulanıyor. Hatta fıkıh usulünün müstakil bir delili gibi işlev görmeye başlıyor ki bu geleneğe çok uygun bir yaklaşım değil. Dini ilimlerin öncelikli öznesidir fıkıh usulü aslında. Fakat yine modern dönemde değişen şartlar dolayısıyla sosyoloji, içtimaiye gibi batıda gelişen ilimlerin nesnesi haline getirilmeye çalışılıyor fıkıh usulü. Ki bu tarihte hiç görmediğimiz bir dönem. Mesela işte Ziya Gökalp'in içtimai usulü fıkıh düşüncesi var. Batıda gelişen sosyolojiyle birlikte efendim fıkıh usulünü yeniden yapılandıralım iddiasında bulunuyor. Bu şu açıdan oldukça sorunlu. Fıkıh usulü aslında kurucu ilim. Diğer ilimlere de belki şeklini kıvamını veren bir ilim. Fakat Ziya Gökalp gibi isimlerin yaklaşımında fıkıh usulü özne değil nesneye dönüşüyor. Ve sosyoloji gibi modern bilimlerin tesirinde pasif bir alana itilmeye çalışılıyor. O yüzden geleneksel yapıyla uygunluk arz etmiyor. Kadim gelenekteki furu fıkıh mirası bu dönemde bir tabiri caizse yük olarak görülmeye başlıyor. Bu yüzden özellikle Hanefilerin takip ettiği, diğer fakihlerin de aslında mezheplerinin gelişiminde takip ettiği, müstakil her seferinde yeni bir mesele karşımıza çıktığında her seferinde yeniden naslardan içtihat değil de furu meselelerden, asıllardan, zabıtalardan yola çıkarak furu fıkıh üretme yöntemi modern döneme kadar takip edilmiş. Fakat modern dönemle birlikte fıkıh usulü yeniden külli bir içtihadın, mutlak bir içtihadın aracı olarak kabul ediliyor. Bu dönemdeki bütün çalışmalar bir içtihat taklit dikotomisi ikiliği içinde hapsedilerek ele alınıyor. O yüzden yani fıkıh usulünü aslında tarihsel süreçte olduğundan farklı bir noktaya götürmeye çalıştıklarını görüyoruz. Fıkıh usulü bu dönemde Osmanlı'da mesela kimi zaman devrin şartlarının tesirinde siyasi bir manifesto aracı haline gelebiliyor. Mesela Seyit Bey'in medhaline baktığımız zaman daha çok devrin tartışmalı konularını, ilmi konularını yansıtan bir mecmua hüviyetine bürünüyor. Mesela kadim usul konularından çok hilafet ve içtihat gibi konulara geniş yer ayrıldığını fıkıh usulü metninde görüyoruz ki bu yeni bir yazım şekli. Hukuk fakülteleri tabii 1880'lerde ihdas edilen Mektebi Hukuk ve sonrasında devam eden süreçte fıkıh usulü eğitimleri var. Fakat 1925'te yeni eğitim sistemiyle birlikte hukuk fakültelerinden fıkıh usulünün kaldırıldığını görüyoruz. Bunun yerine hukuk tarihi dersleri müfredata konuluyor. Tabii Osmanlı son döneminden Cumhuriyet'e intikal eden Mektebi Hukuk'ta usul görmüş, fıkıh görmüş bir münevver, bir hukukçu zümresi var.
Bunlar fıkıh usulünün tamamen kaldırılmasından bir kesim rahatsız olmuş. Bununla ilgili çözüm arayışları var. Mesela Hüseyin Naci Bey isimli bir hukukçu laik bir fıkıh usulü tedrisatı önerisinde bulunuyor. Evet diyor, yani biz artık laik bir eğitim metoduna geçtik. Fakat yine de fıkıh usulü bütünüyle ihmal edemeyeceğimiz bir alan. Hukuk fakültesindeki öğrencilerin iyi yetişmesi için modern laik esaslara göre hukuk fıkıh usulüne benzer bir ders hukuk fakültesinde olması gerektiği önerisini getirmiş. Yine daha sonra Ali Himmet Berki Hukuk Mantığı ve Tefsir 1948'de Hukuk Mantığı ve Tefsir isimli bir kitap yapıyor. Bir aslında model yine fıkıh usulü denemesi bu. Fakat bunun devamı gelmiyor. Nitekim bu Berki'nin eserinde de usulün bütün konularına ciddi şekilde eğilinmiş değil. Devrin ihtiyaçlarına göre usulün bazı şubeleri belki ele alınmış. Bildiğimiz kadarıyla hala hukuk fakültelerinde fıkıh usulüne benzer doğrudan onunla ilişkilendireceğimiz bir ders müfredatta yok. Hukuk fakültelerinde hukuk felsefesi, hukuk metodolojisi gibi dersler var. Fakat bunların ne kadar yeterli olduğu tartışmaya açık. Fıkıh usulüne benzeyen gerçekten bütünüyle bir soyut düşünceye yardım olacak, hukukta da yeni bir üretime yardımcı olacak bir dersin varlığından haberdar değiliz. Bunun bir ihtiyaç olduğu kimi zaman dile getiriliyor. Böylece Asr-ı Saadet öncesinden başlayarak Hanefi mezhebini merkeze alarak kimi zaman Eş'ari mezhebine, kimi zaman Şafilere, kimi zaman Mutezile'ye özellikle değinerek başlamış olduğumuz dersin sonuna geldik. Ben sonuç olarak şunu söylemek istiyorum. Özellikle Hicri 6. asra kadar kelam merkezli bir Hanefi mezhebinde tartışma, yazım, telif üslubu var. Fakat Menar ve sonrasındaki yazılan metinlerde ve şerhlerinde belki büyük ölçüde Buhara usulünün hakim olması hasebiyle bu yazım metodunu, kelami tartışmalar, arka planını çok müşahede edemiyoruz. O yüzden 7. 6. asır ve öncesindeki eserlere dönmek, onlardan mütalalar yapmak, fıkıh usulünün, Hanefi fıkıh usulünün de kelam ekseninde nasıl geliştiğini görmemiz açısından yararlı olacaktır. Özellikle Semerkant usul geleneği burada bize zengin bir içerik sunuyor. İmam Maturidi ile benim kanaatim ilk defa fıkıh usulünün ciddi bir müessese olarak Hanefi mezhebi içinde ele alınması ve devamında 6. asra kadar faal bir şekilde devam eden Maturidi Semerkant usul yazım geleneğinin yeniden incelenmesi, tedrisata belki dahil edilmesi, kelam meselelerinin de fıkıh usulünün farklı alanlarda da nasıl tesirinin olduğu, o ilmin gelişimine nasıl etki ettiğini görmemiz açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.